Bu videoda birazdan göreceğiniz her yer aslında tam önünüzde. Sadece kanyonun içerisine saklanmış olduğu için göremiyorsunuz. Her şey kanyondan içeri süzülen bu virajla başlıyor. Ve kanyona ilerledikçe heyecan şaşkınlığa dönüşüyor. Sözü çok uzatmadan sizleri Türkiye'nin belki de en otantik ve en ilginç yerini anlatacağımız videomuzla baş başa bırakalım. Karaman'ın 46 kilometre doğusuna yer alan Taşkale kasabası birçok doğal ve kültürel değerleri içerisinde barındırmaktadır. Taşkale Atatürk'ün ata yurdu olarak tanınır. Çok farklı özellikleri bulunan bölgenin en dikkat çekici özelliği bu gördüğünüz tahıl ambarları ve manazan mağaralarıdır. Bu iki yer alışılagelmiş mağaralardan çok farklıdır. Görmüş olduğunuz tahıl ambarları içerisine tahıl depolandığı zaman 100 yıla kadar içerisine konulan tahılları hiçbir şekilde bozulmadan koruyabiliyor. Bununla ilgili çok da güzel bir hikaye var. Onu da birazdan anlatacağım. Manazan mağaraları ise benim hayatta gördüğüm en ilginç ve en dikkat çekici yerlerden bir tanesi. Yüzlerce ceset çıkartılmış, hem de bazıları hiç bozulmamış halde. Ve halen içerisinde kemik, saç, kanlı elbise parçaları bulunuyor. Biz çekimleri yaparken dahi bunlardan elimize çokça geçti. Şimdi hadi tahıl ambarlarından başlayalım ve bu bölgeyi hep birlikte tanıyalım. Tahıl ambarlarının çok fazla bir tarihi yok. 100-150 yıl önce insanlar tahıllarını depolamak maksatlı el işçiliğiyle kazmışlar. Otantik görünümünden ziyade burası dev bir buzdolabı. İçerisine konulan tahıllar uzun yıllarca hiçbir türlü bozulmuyor. Ve günümüzde de bu ambarlar halen kullanılıyor. Ta en üstte bulunan bölümlerde bile insanlar çok rahat bir şekilde tırmanıyor. Çocuklar bile sanki oyun parkında oynuyormuş gibi oynuyor oyunlarını bu mağaralarda. Önce şaşırdım. Sonra anladım ki solo tırmanışı dede mesleği Taşkale'de. Hasat ettikleri tahılları işledikten sonra basit bir ray sistemiyle çıkartıyorlar bu ambarlara. Burada yıllarca tahılın bozulmamasını da halk tamamen bir tesadüf sonucu öğrenmiş. Şimdi bu konuyu da bize muhtar azası Yasin Gökbudak anlatsında dinleyelim. Evet, abi buradan özelliği nedir? Buranın bir Selçuklu Üniversitesi'nin Üniversitesi'nden geldire bizim burasının tahıl ambarları incelendiğinde 1967 yılında Marshall'lı yardım verildiğinde buradan bir köylümüzün bir tanesi alıyor. İki çuval, onu çıkartıyor. Güzün ekeceğim diyerekten. Ekmeden İstanbul'a çalışmaya gidiyor. Emekli olup geldikten sonra yaklaşık 50-52 sene geldiğinde belediyede tesadüfen Selçuk Üniversitesi'nin görevlileri geldiğinde belediye böyle bir benim orada buğdayım vardı falan da muhabbet sırasında şey alıyor. Bardan indirildikten sonra Selçuk Üniversitesi görevlileri götürüyor yani öğretim görevlileri. %2 kepeklemeyle hiçbir bozulma olmadan buğday günübirlik şeyini kullandığı yani bugün konmuş gibi durduğu belgelenmiş durumdadır. Daha sonra Selçuklu Üniversitesi'nin yaptığı araştırma ile buğdayın 100 yıl boyunca bu ambarlarda en fazla %5 kepeklenme ile bozulmadan korunabileceği tescil edilmiştir. Bu durum gerçekten çok ilginç. Şu an kullandığımız buzdolapları bile bunu sağlayamaz. Isıdan ziyade mağaraların içerisindeki hava sirkülasyonu buğdayın bozulmamasını sağlayan en önemli etkenlerden biriymiş. Taşkale'nin bir diğer özelliği ise Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük dedesi yani Ali Rıza Efendi'nin babası Kızıl Hafız Ahmet Efendi 15. yüzyılda Osmanlı Devleti tarafından bu bölgeden Makedonya'ya göç ettirilmiştir. Yani ulu önderimiz Atatürk'ün baba yurdudur Taşkale. Şimdi kasabanın biraz dışına çıkalım, gökkuşağı gibi rengarenk bir mağaraya, İncesu Mağarası'na gidelim. Burası 1360 metre uzunluğunda ve içerisindeki ışıklandırmalarıyla tam bir görsel şölen. Üstelik içerisindeki mantara benzer şekillerde sırf bu mağaraya özel. İncesu Mağarası ile ilgili ayrı bir video hazırladık. Kanalımızın ana sayfasından erişebilirsiniz. Detaylı bilgi videonun içerisinde mevcuttur. Şimdi son durak manazan mağaralarına gidelim. Manazan mağaraları Kiloran'ın yüksek kireç taşı kayalıklarına
tamamen insan eliyle oyulmuş ilkel bir şehirdir. Yerleşimdeki meskenler 5 kattan oluşmaktadır. Katlar arasında geçiş sağlayan koridorlar bulunmaktadır. Evet, burası böyle dar ve sıkıntılı bir yer. Bayağı da derinliği derin. Kaç metre var Süleyman? 7-8 metre var şu anda. 8 metre kadar bu şekilde iniyorsunuz. Biraz önce Murat düşecekti. Çıkarken falan gelirseniz buraya dikkat edin arkadaşlar. İlk iki kat doğu ve batı yönündeki hücre şeklinde birçok odacıktan oluşur. Üstteki 3. 4. ve 5. katlarda yöre insanları tarafından sırayla Kumkale, At Meydanı ve Ölüler Meydanı olarak isimlendirilen 3 büyük salon yer almaktadır. Manazan mağaraları türünün nadir örneklerinden biridir. Bu mağaraların ne zaman oyulduğunu kesin olarak ortaya koyacak veriler olmamakla birlikte, burada ele geçen küçük buluntuların incelenmesi sonucunda ilk Bizans döneminde iskan edildiği tahmin edilmektedir. Manazan mağaralarında kaya zeminine oyulmuş mezarlar, sarmışlar ve nişler bulunmaktadır. Birinci kattaki bazı odaların şapnel olduğu anlaşılmıştır ve bunların içerisinde bazı geometrik bezeme izleri bulunmaktadır. Mağara yerleşiminin ön cephesi doğal olaylarla yıkıldığı için kesin giriş yerinin neresi olduğu bilinmemektedir. Burada yamaçlardan aşağı dökülen taş parçaları arasında da çok sayıda fosil izlerine rastlanmaktadır. Manazan mağaralarında bulunan en büyük sergi örneği de 1000 yıllık hiç bozulmamış bu kadın cesedidir. Ölüler Meydanı'nda bulunan bu ceset hiçbir mumyalama işlemi olmadan 1000 yıl boyunca bozulmamıştır. Belki de yeterli araştırma yapılsa bölgede o dönemin hiç bozulmamış tahıl tohumları bile bulunulabilir. Bir düşününsene, Anadolu'nun hiçbir katkı ve hormon görmeyen saf tohumlarının yeniden üretildiğini. Harika olmaz mıydı? Manazan mağaralarıyla ilgili halen insan parçacıklarının bulunduğunu söylemiştim. Bu konuyla ilgili daha detaylı çekimlerimiz ve yöre halkıyla yaptığımız röportajlarımızdan oluşan videomuzu yakında yayınlayacağız. Başta da söylediğim gibi Taşkale gerçekten çok güzel ve çok ilginç bir yer. Buraya gelirseniz eğer o virajı döndükten sonra bırakın kendinizi Taşkale'ye ve anı yaşayın. Taşkale'yi anlattığımız videonun sonuna geldik. Şimdi Taşkale'de çektiğimiz fotoğraflarla sizleri baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.